Merhaba. Bugün sizlerle duygu ve düşüncelere mesafe koyarak dikkat ve şefkati geliştirme konusunu konuşacağız. Diğer adıyla Ryan yaklaşımı. Hissetmek, düşünmek biz insanlar için kaçınılmaz bir davranıştır, doğal yapımızdır. Ancak sadece hissettiklerimizden ve düşündüklerimizden ibaret olmadığımızı anlamak, bizlere gelişim yolunda kendimizi tanımamız konusunda ve kendimize karşı öz şefkat, öz saygı, öz değer, özgüven geliştirmemiz konusunda bizlere önemli bir adım attırmış olacaktır. O halde hissetmeyi ve düşünmeyi engelleyemediğimize göre gerektiğinde duygu ve düşüncelerimize odaklanabilme, gerektiğinde onlara mesafe koyabilmeyi öğrenmemiz gerekir. Bunu yapabilmeyi öğrendiğimizde duygusal zekamızın da gelişeceği ve böylece tüm ilişkilerimizde ve hayatımızın diğer alanlarında dengemizi bulacağımızı söyleyebiliriz. Odaklanma ve mesafe koyma yaklaşımı bilinçli farkındalığın iki yönünü yansıtır. Yani duygu ve düşüncelere odaklanma ve şefkate işaret eder. Duygu ve düşüncelere odaklanma, şefkat ve mesafe davranışını yansıtma, duygu ve düşüncelerimize farkındalığı, onları kabullenmeyi ve nihayetinde mesafe koymayı Ryan yaklaşımı olarak açıklayabiliriz. Ryan kelime açılımı ise recognition tanıma, acceptance kabullenme, investigation inceleme ve non-identification dışleştirmeme olarak söyleyebiliriz. Ryan yaklaşımı dört aşama şeklinde duygularımızı uyarlayabiliriz. Birinci yaklaşım, duyguyu tanıyın. Dikkatimizi şu ana vererek şu an içinde bulunduğumuz duygusal ruh haline girin. Şu an ne hissettiğinizi sorun. Olumlu mu, olumsuz mu, nahoş mu, hoş mu, nötr mü? Yani mevcut duygu nedir? Daha sonraki aşama, duyguyu kabullenin. Onu içeri kabul edin ve onu kollarınızla sarmalar gibi kabullenin. Üçüncü yaklaşım, duyguyu inceleyin. Şimdi duygunuzu merakla inceleyin. Şu an o ne? Nerede? Vücudunuzun neresinde? Adı ne? Yani neşe mi, üzüntü mü, arzu mu, korku mu, kızgınlık mı? En çok ağırlığını hissettiğiniz, dikkatinizi çekmek isteyen duygunuz hangisi? Bu adımları odaklanarak yapın ve daha sonra derin bir nefes alın. Derin nefes alırken vücudunuzun hisleri değişirken duygunuz da değişiyor mu? Son aşamamızda duyguyla özdeşleşmeyin. Bu basamak bir nevi duyguya mesafe koyma aşamasıdır. Yani ilk üç aşamayı yaptıktan sonra ve duygumuzu kabullendikten sonra bunu duygumuzu ve kendimizi yargılamadan kabul etmek, doğamızın bir parçası olarak görmek ve gereken mesafeyi koyma aşamasıdır. Bunu yaptığımızda hem duygularımızı önemsemiş ve dikkate almış oluyoruz, kendimize bağ kurmuş oluyoruz, doğamızı kabulleniyoruz ve diğer taraftan mesafe koyarak da duygularımızın etkisinde kalıp doğamıza aykırı davranmaktan kurtulmuş oluyoruz. Böylece bu aşamaları uygularken kendimize yönelik olarak gösterdiğimiz öz şefkat, öz değer, kabul gibi unsurlar koyduğumuz mesafe ile dengelenerek bizleri aşırı uçlara gitmemizi, duygusal davranmamamızı engellemiş olacaktır. Ryan yaklaşımını ilk önce basit, kolaylıkla altından kalkabileceğimiz duygular için uygulayabiliriz. Oldukça uzun süren, yoğun duygular için kullanımı uygun olmayabilir. Bu yoğun duygular için uygulaması gereken başka adımlar vardır. Ama yine de bütün duygular için Ryan yaklaşımını küçük adımlarla uygulamaya başlayabiliriz, deneyebiliriz. Ryan yaklaşımı duygularımızı keşfetme, tanıma, duygularımız üzerinden kendimizi tanıma, sınırlarımızı keşfetme avantajları açısından küçük adımlarla hayatımızda uygulayabileceğimiz ve duygularımızın farkında olma ve mesafe koyma yeteneğimizi geliştirerek duygusal zekamızı da geliştireceğimiz oldukça faydalı bir yöntemdir.